Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nişasta ve pirinç unu kullanmadan yapılan bir anne sütlacı tarifi vermek istiyorum. Öncelikle yıkamış olduğum bir su bardağı pirincimi tencereme ekliyorum. Üzerine de 6 su bardağı su ekliyorum. Bardak ölçüm 200 milim. Bir tutam da tuz ekledim. Pirinç lezzetli pişsin diye. Karışımımı öncelikle yüksek ateşte kaynadıktan sonra da orta ateşte pişirdim. Pişirirken dikkatli olun, taşmasın. Pirinci ara sıra karıştırın. Dikkatli olun, dibi tutmasın. Gördüğünüz gibi karışımım yavaş yavaş pişiyor. Bu pişirme aşaması 35 dakika sürdü. Benim pirincim 35 dakikada pişti. Pirinçten pirince fark edeceği için siz pirincin pişip pişmediğini kontrol edin. 35 dakika sonrasında 1 litre sütümü ekliyorum. Ben bu şekilde kutu sütü tercih ettim. Siz isterseniz farklı tercihlerde de bulunabilirsiniz. Sütümü ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum. Yüksek ateşte kaynamasını bekliyorum. Kaynadıktan sonra orta ateşte pişiriyorum. Gerçekten tam kıvamında ve lezzetli bir sütlaç oluyor. Üstelik nişasta ve pirinç unu da barındırmıyor. Evet, gördüğünüz gibi yavaş yavaş pişiyor. Bu aşamada sütlacınızı sürekli karıştırın, dibi tutmasın. Hafiften kıvam almaya başladı. Sizler için saat tuttum. Tam 20 dakika bu şekilde pişirdim. İyice de kıvam aldı artık. Son olarak da bir su bardağı şekerimi ekledim. Benim su bardağı ölçüm 200 milim. Şeker oranı tamamen sizin damak zevkinize kalmış. İsterseniz şeker miktarını arttırın ya da azaltın. Şekeri ekledikten sonra 10 dakika daha kaynattım. Kıvam bu şekilde olmalı arkadaşlar. Artık sütlacımız hazır. Sütlacımı sıcak sıcak porsiyonluyorum. İlk sıcağı çıktıktan sonra buzdolabına kaldırıyorum. Ben sütlacı akşam yapmıştım. Ertesi gün akşam tükettik biz. Bu arada daha fazla tarif gelebilmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Yorumlarınızı bekliyorum. Hadi sütlacın kıvamına bakalım. Gördüğünüz gibi kıvamı gayet güzel, yerinde, tadı da güzel. Tam da istediğim kıvamı tutturdum. Deneyen herkese afiyet olsun.